Merhabalar değerli izleyiciler, Köy TV ekranlarından iyi akşamlar efendim. Takvimlerimiz 10 Ocağı gösteriyor efendim. Bu özel günde özel konuklarla sizlerle birlikteyiz efendim. Tarımsal eğitimin 178. yıl dönümü bugün efendim. Tarımın geleceğine yön vermek için çalışan, emek veren değerli meslektaşlarımın, ziraat mühendislerinin 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum efendim. Dediğim gibi bu özel günde özel konuklarla beraberiz efendim. Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanımız Fevzi Çakmak bizlerle birlikte. Ziraat Mühendisleri Odası ZMO Genç Başkanımız Merve Yıldırım bizlerle birlikte ve ZMO Genç Üyesi Tuğçe Albayrak bizlerle birlikte. Öncelikle hoş geldiniz diyerek programa başlamak istiyorum. Fevzi Başkanım, sizden başlayalım. Günün anlam ve önemini sizlerin ağzından dinlemek isteriz. Hoş bulduk Ali Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum bizi bu güzel, önemli günde buraya davet ettiğiniz için. Bu vesileyle de işte 10 Ocak 1846 yılında İstanbul Ayamamı Çiftliği'nde başlayan eğitim serüveni bugüne gelinen noktada, daha sonraki aşamalarda 1891 ve 93 yılında Bursa'da ve İstanbul Halkalı'da kurulan Ziraat Mektepleri ile devam etmiş. Cumhuriyet'in devamıyla beraber de ziraat yüksek okullarına dönüştürülerek ve 1930 yılından itibaren de ziraat fakültelerinin ilk adımları atılmış ve 1943 yılında da ilk Ankara Ziraat Fakültesi kurularak fakülte olarak eğitime başlamış olan bir süreçten geçmişiz. Bu nedenle de bugün gelinen noktada da 44 ziraat fakültesi ve 8000'in üzerinde her yıl öğrenci alan bir meslek grubu haline gelmişiz. Bu anlamda önemli bir meslek grubuyuz. Özellikle de çiftçiye dokunan, çiftçiyi yönlendiren, çiftçiyi her anlamda destekleyen ve bunun yanında da ülke ekonomisine katkı koyan bir meslek grubuyuz. Bu anlamda ben bugüne kadar mesleğe katkı koyan, başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm meslektaşlarımız olsun ya da olmasın, herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de aynı zamanda 2 yıldan beri de biz 10 Ocağı aynı zamanda Ziraat Mühendisleri Günü olarak da kutluyoruz. Bu vesileyle de tüm meslektaşlarımız, bu mesleğe hizmet eden, gönül koymuş, bu meslekle beraber yorulmuş, çiftçinin yanında her anlamda onu örgütleyen, onu yönlendiren ve çiftçinin ekonomisine katkı koyan, ülke ekonomisine katkı koyan ve aynı zamanda da yaptığı, verdiği reçetelerle, yönlendirmelerle de çevreyi de olumlu yönde, kirletilmesini azaltma yönünde katkı koyan tüm meslektaşlarımızın da Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutluyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok güzel özetlediniz aslında günümüzü. Şimdi değerli konuklarımıza dönelim, genç ziraat mühendislerimize dönelim. Tuğçe Hanım, sizle başlayalım. Hem sizleri tanıyalım hem de bu güzel günün önemini sizlerin ağzından dinleyelim. Merhabalar, ben Tuğçe Albayrak. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma 2. sınıf öğrencisiyim. Tüm meslektaşlarımın öncelikle Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutlamak isterim. Günün anlam ve önemine değinmek için buraya geldik. Hep beraber inşallah güzel bir program geçireceğimizi düşünüyorum. İnşallah, inşallah. ZMO Genç Başkanımıza dönelim. Merve Hanım, sizlere dönelim. Sizleri bir tanıyalım. Sizlerin evet. Ağzından da günün anlam ve önemini dinleyelim. Teşekkür ederim. Adım Merve, Merve Yıldırım. Genç ZMO Başkanım, yeni seçildim. Bitki Koruma 2. sınıf öğrencisiyim. Bursa Uludağ Üniversitesi. Üniversitesinde okuyorum. Bugün 10 Ocak Ziraat Mühendisler Günü. Yani meslektaşlarımızın günü. Bu güzel bir günde burada olmak beni çok mutlu etti. Heyecanlıyız biraz da. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın şu an. O yüzden öyle. Çok teşekkür ederim. Yani aslında böyle genç ziraat mühendislerimizin heyecanı hepimiz aslında hem Türk tarımına çok önemli. Bu heyecanla hareket etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Zaten heyecan varsa güzel şeyler olacak demektir. Bizi ayakta tutan heyecan ve umutlarımız aslında. Evet. Umutlar da hiçbir zaman bitmesin. Kesinlikle. Şimdi başkanım, biraz tabii günün anlamı ve önemini dinledik, anlattınız. Çok da etkilendik ayrıca. Şimdi şunu sormak istiyorum sizlerle. Hem değerli konuklarımın da bu kapsamda düşüncelerini almak isterim. Şimdi
Geçmişten günümüze bir dönelim istiyorum. Geçmişe bir bakalım, günümüze bir bakalım. Ziraate ve ziraat mühendislerine verilen değeri merak ediyorum açıkçası sizlerin gözünden nedir? Tabii geçmişe bakınca tebessüm ediyoruz. Güzel şeyler duyuyoruz. Bizim de hocalarımızdan, geçmişteki abilerimizden, meslektaşlarımızın anlattıklarından çok değerli bir meslek grubu, özellikle Cumhuriyet'le beraber yurt dışına eğitime gönderilen ziraat mühendisleri, orada eğitim alarak çiftçinin bilgi birikimini arttırması ve doğru teknikleri öğretmesi amacıyla buraya gelip, ülkesine gelip onları aktaran ve bu şekilde de gerçekten o dönemde tıp fakültesini tercih etmeyip de ziraat fakültesini tercih eden bir meslek grubu halindeyken ne yazık ki zaman içerisinde mesleğin aşırı derecede fakültelerin açılmasıyla beraber yoğun bir öğrencinin ve buradaki okulların ne yazık ki kalitesinin ve altyapısının yetersiz olmasıyla beraber eğitimden orada mezun olan öğrencilerin de yeterli donanıma sahip olmadan mezun olması nedeniyle bir kalite kaybına neden oldu. Bugün gelinen noktada ne yazık ki işsiz demeyeyim de iş arayan veya iş tercihlerini yapmaya çalışan bir alanlarda çalışmak zorunda kalan bir meslek grubu haline geldik. Bunun aslında Ali Bey biliyor musunuz? Aslında bizim mesleğimizde işsizlik sorunu olmaması gerekiyor. Siz ülke çapında bugün Ziraat Odası'nın kayıtlarına göre yaklaşık 5 milyon civarında bir ziraat yapan, tarım yapan çiftçi varken yaklaşık 120 bin ziraat mühendisi buna hizmet edecek noktada ulaşamıyorsa burada bir sistemde sorun var demektir aslında. Burada ben bir örnek vereceğim sadece. Sadece bir örnek bakın. Yaklaşık Türkiye'de 720 bin civarında gıda işletmesi var. Bu 720 civarındaki işletmenin %70'i ne yazık ki denetimden yoksun bir şekilde hizmet veriyor. Nasıl veriyor? Özellikle değiştirilen bir kanunla 30 kilowatt saat motor gücünde aşağıda olan ya da 10 işçiden aşağıda o işçi çalıştıran işletmelere istihdamı zorunlu personel çalıştırma zorunluluğu kaldırıldı. Bu ne demektir? Yani bu işletmelere dediler ki siz ustabaşınızın, siz işte ustanızın gözetiminde üretim yapabilirsiniz. Bu da ne oldu? Denetimsiz. Hepimizin endişeyle baktığımız, acaba bu yediğimiz gıdalar ne kadar güvenli diye endişe ettiğimiz bir kesimi oluşturdu. Ve bu sizde bir üretim modeli. Tabii ki. Bu da %70'i bu işletmeler. Bakın 720 bin işletmeden bahsediyoruz. Bunun %70'i 500 bin işletme yapar. 500 bin işletmenin eğer ki biz 5 işletmeye bir tane ziraat mühendisi ya da gıda mühendisi çalıştırılma zorunluluğu getirirse 100 bin tane bu meslek grubunun yeni bir iş imkanı doğacak anlamına gelir. Bakın sadece bir örnek veriyorum. Ve daha birçok sektör var. Yani direkt olarak ziraat mühendislerinin çiftçiyle bulaşamadığı, çiftçinin de ziraat mühendisine erişemediği bir sistem kurguluyoruz. Sonra da diyoruz ki çevremiz niye bu kadar kirleniyor? Doğamız niye bu kadar işte gübreyle, ilaçla kirleniyor? Siz bu işin eğitimini görmüş insanları çiftçiyle buluşturmazsanız, onun yönlendiriciliğinde üretim yaptırmazsanız ne yazık ki daha fazla ilaç kullanılır, daha fazla gübre kullanılır, daha çok su tüketilir ve bu da çevresel olarak bizim doğamızda da zararlı etkiler yapar. Çiftçinin de ekonomisine olumsuz katkı koyar maalesef. Kesinlikle. Şimdi ben genç ziraat mühendislerimize dönmek istiyorum. Çünkü tarımın sürdürülebilirliği için genç ziraat mühendislerimiz çok önemli. Gençlerin de özellikle üretime bakış açısında değişmesi gerekiyor. Sadece ziraat mühendisleri özelinde değil, artık ülkemiz gençleri de tarıma biraz yabancılar, tarımdan uzaklaşıyorlar. Bu kapsamda biraz daha öğrencisiniz. O yüzden hem
o ziraat mühendisi fakültelerini, ziraat fakültelerini neden seçtiğinizi ve ziraat fakültelerinden mezun olduktan sonra ne gibi faaliyetler, ne gibi çalışmalar yapacağınızı çok merak ediyoruz. Ya öncelikle ben başlayayım. Benim seçme nedenim, ailem zaten çiftçi benim. Çiftçilikten gelmeyeyim. Ve ülkemiz tarım ülkesi. Aslında tarım ülkesi olduğumuz için tarımın bitmemesi gereken bir yer. Ziraat mühendisinin ebedi bir şekilde ilerlemesi gereken bir meslek grubu olarak düşünüyorum. O yüzden tercih ettim. Ve şu anki ülkemizde her yerde çarpık bir kentleşme var aslında. Çok fazla. O kadar verimli topraklarımız var ki ülkemizde ama her yer bina dikilmeye başladı. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Ben bunu düşünüyorum açıkçası özellikle. Çünkü bu devam ettikçe ziraat mühendisliği de biteceğini düşünüyorum. Evet. O yüzden benim ileriki çalışmalarımda eğer güzel mezun olur, güzel yerlere gelebilirsem bu çarpık kentleşme durması gerekiyor. Verimli topraklarımızın imara açılmaması gerekiyor. İmara açıldıysa bitirilmesi gerekiyor. İmar affı verilmemesi gerekiyor özellikle. Kesinlikle. Birinci sınıf tarım evet. arazilerimiz neden betonlaşıyor, neden evet. betonarmaya maruz kalıyor? Bunu söylüyoruz. Bakın Bursa'dan 16 yıl önce 447 bin hektar olan tarım arazisi bugün geldiğimiz noktada 369 bin hektara düşmüş. 15-16 yılda yaklaşık 75-80 bin hektar tarım arazisi tarım dışına çıkartılmış. Bu neden çıkmış? İşte genç arkadaşımızın da söylediği gibi kentleşme ve sanayileşmeyle yok olmuş. Halbuki Bursa bir tarım kenti, turizm kenti. Biz de bunun üzerine üçüncü bir isim koymuşuz, sanayi kenti demişiz. Zorla tarımın bu kadar yüksek potansiyelde olan bir kenti sanayileşmeye açmışız. Ve aslında kente ihanet etmişiz. Topluma ihanet etmişiz. Bu tip yerleri, birinci sınıf tarım arazilerini bu kadar katma değerli ürün üreten şeftalisiyle, armuduyla, işte çileğiyle, aklınıza ne gelirse elmasıyla, yani işte enginarıyla, yani aklınıza ne gelirse o kadar çok çeşitli ürün ve katma değerli ürün üreten bir kenti, bir toprağı siz almışsınız, sanayiyi açmışsınız. Yani ve açmaya da devam ediyorsunuz. Maalesef. Ve işte bu gençlerimiz inşallah mezun olduklarında bunlara dur diyecek. Bizim dur diyemediğimiz şeyleri onlar başaracak diye umut ediyoruz. Onun için de onları biz Genç Zemao çatısı altında örgütlülüğü anlatıyoruz. Mesleklerini anlatmaya çalışıyoruz. Ve mesleklerine sahip çıkmayı öğretmeye çalışıyoruz. Ve meslek etiğini öğretmeye çalışıyoruz ki mezun olduklarında da meslek etiğine uygun bir şekilde hareket etsinler, mesleklerine sahip çıksınlar, doğaya, toprağa sahip çıksınlar ve sürdürülebilir bir gelecek için bizim yapamadığımızı onlar başarsınlar istiyoruz. O zaman Tuğçe Hanım'a dönelim. Tuğçe Hanım biraz sizleri aynı soruyu size de sormak istiyorum. Sizler de artık Ziraat Fakültesi 2. sınıf öğrencisisiniz. Neden Ziraat Fakültesini seçtiniz? Ziraat Fakültesinden mezun olduktan sonra ne gibi çalışmalar, ne gibi faaliyetler yapmayı düşünüyorsunuz? Çiftçi bir oğlumun kızıyım ben. Ailem kendisi çiftçi. Ve ziraatin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yaşamın devam edebilmesi için ziraat olmak zorunda. Yaşam olması için devam ettirmesi gerekiyor. Ve ben ailemden bunu görerek büyüdüğüm için nasıl yapabileceğimi, nasıl devam edebileceğimi daha iyi anlayacağımı düşünüyorum. Evet. Yani asıl içine doğup büyüyen bir insanız. Hatta çoğumuz öyleyiz. İçinden geldiğimiz için devam ettirmem gerektiğini düşünüyorum. Aile üyelerim de aynı şekilde. Mezun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında dediği gibi milli ekonominin temeli ziraattir. Evet, bu ülkeden hiçbir zaman uzaklaşmamamız gerekiyor. Şimdi genç SMO, genç SMO diye sürekli bahsediyoruz. Başkanım siz bir şey mi söyleyeceksiniz? Buyurun. Burada aslında gurur duydum. Yani biz hep bunu istiyoruz. Gençlerimizin tarımın içerisinde olmalısı, hele hele ailesi tarımdan geçinen insanların da tarımı sürdürülebilir olabilmesi için onların alt soylarının da tarımın içerisinde bunu sürdürülebilir hale getirmesi gerekiyor. Bu iki arkadaşımızın da baktığımız zaman çiftçi bir aileden gelmesi. Çünkü genelde şu var, çiftçiler diyor ki ya oğlum kızım ben burada çiftçilik yapmakla bir şey kazanamıyorum, sen git oku kendini kurtar. İşte iki tane gencimiz bize bunun böyle olmadığını, çiftçilik yaparak, bilinçli çiftçilik yaparak para kazanabileceğini ve bu mesleğin gelecekte eğer dünya nüfusu artmaya devam ediyorsa, ülkemizin nüfusu artmaya devam ediyorsa ve toprak alanlarımız da azalıyorsa, tarımın
birim alandan ne kadar ürün arttırmamız gerektiğini, bunun da olması gereken, yapması gereken kişilerin de ziraat mühendisleri olacağı bilincini daha şimdiden kavramışlar. Bu beni çok mutlu etti. Kesinlikle. Gençlerin aslında üretimin her alanında yer alması gerekiyor. Bu yüzden sizlere şimdi asıl soracağım soruyu sormak istiyorum. Genç SMO diyoruz. Efendim genç SMO'yu bir tanıyalım. Neden kuruldu, amaçları nedir, ne gibi faaliyetleri var? Sizlerden genç dinlemek SMO, isteriz başkanım. Genç SMO, tema bağlı, SMO odalarına bağlı bir örgütlenme. Üniversitelerde, fakültelerde bir örgütlenmedir aslında. Bazı kültürel, sosyal etkinlikleri yapan insanları, öğrenciler özellikle bu genç yaşta genç öğrencilerimize oda nedir, örgütlenmek nedir, mesleği benimsemek nedir, bunu amaçlıyoruz açıkçası. Çünkü çoğu insan mesleğini seçerken bazı şeyleri bilmeyebilir ki bizler de bazılarını bilmeyerek geldik. Bunu insanlara benimsetmemiz gerekiyor, özellikle gençlere benimsetmemiz gerekiyor. Odanın ne olduğunu, kendi mesleğine sahip çıkmaları gerektiğini. Bazen de okullarda eksik olan eğitimler oluyor. Bunları da böyle örgütlenmelerle tamamlamaya çalışıyoruz. Özellikle sosyal etkinlikler olsun, uygulamalı şeyler olsun. Renk katıyoruz ayrıca evet. Bu duruma da. Evet, yani çünkü her okulda bazı eksikler olabilir. Bu çok normal bir şey. Her şey karşılayamayabilir eğitim. Bu yüzden bunu bir örgütlenmelerle, bir topluluklarla karşılanması gerekiyor. Öğrencileri bunu aşılamamız gerekiyor. O da nedir? Amaç, temel amacı bu. Evet, sizler de daha çiçeği burnunda bir başkansınız. Evet. Hem hayırlı olsun diyelim teşekkür sizlere ederim. De. Tuğçe Hanım'a dönelim. Tuğçe Hanım, sizler genç SMO ile ne zaman tanıştınız? Nasıl gidiyor faaliyetler? Sizlerden yani dinlemek aslında isteriz. Aslında geçen seneden beri biliyoruz. Yani ama içeriğini tam olarak aslında bu sene öğrendiğimizi düşünüyorum. Yani ikimizin de gerçekten nasıl işlediğini, ne katkısı ve faydası olacağını ben bu sene öğrendim. Ve hani mesleki açıdan benim görebileceğim, tanışabileceğim çok fazla insanla aramda basamak oldular diyebilirim. Yani belki de ben gidip herkese tanışamayabilirdim, herkese seminerde tanışamayabilirdim, görüşemeyebilirdim ama her tanıdığım bir insan yeni bir, nasıl diyebilirim, bana katkısı yeni oluyor. Yeni bir değer katıyor aslında. Aynen öyle. Herkesin tecrübesinden faydalanabiliyoruz, tanıdığımız insanlar artıyor, bize kattıkları, öğrettikleri şeyler daha da fazla oluyor, okulda öğreniyoruz elbette ki. Ama herkesin tecrübesi, gelirisi farklı olduğu için daha farklı yönlerini görebiliyoruz mesleğimizin bence. Peki sizler de şimdi öğrencisiniz, fakültenizdeki diğer arkadaşları da merak ediyoruz. Diğer öğrencilerin yani bu mezun olduktan sonra iş bulabilirim kaygısı var mı? En çok merak ettiğim konulardan birisi. Çünkü gençler genelde meslek seçerken ilk düşündükleri şey bu oluyor. Mezun olduktan sonra iş bulabilir miyim? İşsizlik gibi bir sorunla karşılaşabilir miyim? Bu gibi sorunlar sürekli kafalarda dönüyor. Ona göre meslek seçimi yapıyorlar. Şimdi ziraat mühendisleri biliyoruz ki sizin de bahsettiğiniz gibi 44 adet fakültesi mevcut. Ve her sene yeni mezunlar veriyor. Yeni mezunlar yeni aslında işsizlikleri de ortaya çıkartmış oluyor. Bu bağlamda diğer öğrencilerimizin de ben düşüncelerini merak ediyorum. Ziraat mühendisi başkanım da bahsetti efendim. Geçmişten günümüze değeri nedir, ne oldu? Bundan bahsettik. Öğrencilerin düşünceleri nelerdir? Öğrencilerin düşüncesi hepimiz çoğu insan işsiz olacağını ama çoğu şeyden geliyor. Çiftçilikten geldiği için ya da ayrıca bir ziraat mühendisi ya da çiftçilik olduğu için iş bulamasam da kendi işimize devam edeceğiz. Çoğu da tek amacı bu olarak geliyor. Çünkü çok fazla tarım alanı var. Doğu bölgelerinde olsun, İç Anadolu bölgesinde olsun, Bursa'da olsun. Bunlar o şeylerin devam etmesini isteyen çok öğrencimiz var açıkçası. Onları devam etmek istiyorlar. Yeni bir firma kurmak istiyorlar. Yeni bir çiftlik kurmak isteyen öğrenciler var. Ama işsiz olacağını düşünen bir kesim de var. Hani çünkü bazı şeyler gerçekten yetersiz ülkemizde. Aslında yetersiz olmaması gerekiyor. Fazlasıyla tarım ülkesi var. Coğrafyada. Aynen. Çok zengin bir coğrafyamız var. Aslında kalmamamız gerekirken biz bu çelişkiye düşüyoruz. Bunun nedenini de bir türlü anlayamadım. Yani. Aslında anlamak da istemiyorum. Kesinlikle. Neden işsiziz? Yani neden işsiz kalma ihtimalimiz var? Bilmiyorum yani. Ama çoğu öğrencinin tek sorusu bu. Yani bizim ülkede Kars'tan, Edirne'ye, Sinop'tan, Hatay'a üretimin yapılmadığı tek bir alan bile yok. Evet. Yani bu alanda, bu güzel coğrafyada, bu çeşitliliğin fazla olduğu coğrafyada ziraat mühendislerimiz neden bu kaygıyla yaşıyorlar? Ben de açıkçası çok merak ediyorum. Tuğçe Hanım'ın da düşüncelerini merak ediyorum ayrıca bu konuda. Yani bence asıl ZMO gencin katkılarından bir tanesi de bu oluyor. İnsanları mesleği tanıtıyoruz, meslekte nasıl ilerleyebileceklerini de gösteriyoruz. Yeni insanlarla tanışıyorlar, bu da iş imkanları da sağlıyor aslında bize. Kaygılı olan insanlar elbette var ama bence kendimizi geliştirdiğimiz sürece o kaygıları biraz daha bastırabiliyoruz. Kendimize yeni yol, yeni kapı bulabiliyoruz. Yani geliştirilen insan için yolun sonu yok ama illa kaygılar oluyor. Herkeste olduğu gibi işsiz kalır mıyım,
yapabilecek miyim veya girdiğim işte de hepimizde tüm öğrenciler ben olduğunu düşünüyorum çok az bile olsa. Yani şöyle de bir şey var, sizler bahsettiniz yani kendi işimi yaparım, en kötü kendi işimi yaparım. Aslında bu da bir değer. Çünkü bilinçli tarımla birlikte bu işten para kazanmamak mümkün değil. Evet. Biz genelde biraz daha gelenekselleşmiş yöntemlerle birlikte tarımı kullanıyoruz. Maalesef ki bu da bizi bir adım ileriye götürmüyor. Tarım 2.0'dan tarım 4.0'a hala geçemedik. Evet. Yani insanlar yurt dışında işte överek anlattığımız tarım, insanlar telefonundan işte bahçesine gidebiliyorlar. Oradan her şeyi kumanda edebiliyorlar derken biz hala işte eski yöntemlerle, gelenekselleşmiş yöntemlerle birlikte tarımı bir adım yukarı çıkartmaya çalışıyoruz. Maalesef ki bu da biraz mümkün değil gibi geliyor. Yani o yüzden bu genç neslin, yeni nesil tarım teknikleriyle birlikte tarıma adapte olması demek, tarımın da bir basamak yukarı çıkması demek. Öyle değil midir başkanım? Kesinlikle Ali Bey. Çok önemli bir konuya değindiniz. Burada da işte ziraat fakültelerinin altyapısı, uygulama imkanları, eğitim kadrosunun yeterli olup olmadığını sorgulamamız gerekiyor. Bu kadar ziraat fakültesi açmak yerine ülkenin ihtiyaçlarına uygun bölgelerde kurulacak ve o bölgeye hizmet edecek ziraat fakültelerini bırakmak ve orayı da gerçekten altyapısıyla, eğitim kadrosuyla, işte laboratuvarıyla, uygulama imkanlarıyla donanımlı bir halde öğrencilerin hizmetine sunmak ve oradaki öğrencilerin de uygulama odaklı, bakın üzerine basa basa, çünkü bizim mesleğimiz uygulama ağırlıklıdır. Bizim hiçbir zaman slaytlarla veya ders notlarıyla öğretilecek bir meslek değildir. Birebir uygulayarak yapılacak bir meslektir. Uygulama ağırlıklı bir eğitim modeliyle Endüstri 4.0, Tarım 4.0'ı anlatarak, çocuklara bu teknikleri öğreterek, onları da çiftçiye uygulatmasını sağlayarak biz hem çiftçinin daha fazla gelir elde etmesini birim alandan, hem de daha az girdi maliyeti, ki en büyük maliyet unsuru girdi, maliyetlerini aşağıya çekerek çiftçiye destek olmasını, yine en önemli sorunlardan birisi olan su, tarımsal sulamada bugün %77'sini tüketilen suyun kullanılan tarımsal sulamada bilimsel doğru tekniklerle ve bitkinin istediği miktarda suyu, istediği miktarda dönemde ve istediği yöntemle vermesini çiftçiye anlatarak, öğreterek ve bu teknolojiyi kullanarak biz eğer bunu yaptırırsak, işte bu genç arkadaşlarımızın devreye girmesiyle o bizim tarımımız da kalkınır. Ülkemizin de tarımsal anlamda potansiyeli yükselir. Biz hep demiyor muyuz? Hollanda işte bizim bir Konya obası kadar ama işte bizim kaç katımız, %18 milyar, 120 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Bunu sorguluyoruz ama biz bu Konya kadar bile toprağı olmayan ve büyük bir kısmı da sular altında olan bir ülkenin bizim 25 milyar civarında olan ihracatımızın neredeyse 5 katı ihracat yapıyor olmasını, neden yapıyor onu sorgulamamız lazım. Hani doğru modelleri oluşturmamız lazım. İşte bu doğru model içerisinde de genç ziraat mühendislerinin sahaya inmesi ve bilgi birikimleriyle ışıl ışıl parlayarak o köylüyü aydınlatması ve köylünün de umutsuzluğuna çare olması gerekiyor gelecekte. Bizim tek derdimiz de bu gençlerimizin bu umutsuzluklarını, çaresizliklerini ortadan kaldıracak, onlara umut aşılamak ve donanımlı bir şekilde en azından fakültede alamadıkları eksik yönleri de bizler dışarıdan getirdiğimiz işin uzmanı tecrübelerini aktararak geleceğe dair kaygılarını bir nebze olsun ortadan kaldırabiliyorsak biz de Ziraat Mühendisler Odası olarak bundan gurur duyacağız. Bu gençlerin çünkü motivasyona ihtiyaçları var. Geleceğe dair umutlarını yeşertmeye ihtiyacımız var. Biz de bu amaçla elimizden geldiğince onların mesleklerini sevdirmek için çaba gösteriyoruz. Gerçekten onların geleceğe dair bu mesleği sürdürülebilir kılınması açısından onlara ihtiyacımız var. Ülkenin ihtiyacı var. Yeter ki ülke politikalarını, tarım politikalarını bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu yalnız Ali Bey sadece ziraat mühendisliği mesleğine özgü bir sorun da değil aslında. Evet. Tüm meslek gruplarında, bakın biz akademik odalar olarak bütün meslek gruplarıyla bir aradayız ve onlarla da bu konuyu tartışıyoruz. Geldiğimiz noktada hep eğitimin
nicelikle ölçüldüğü, nitelikle ölçülmediği bir sisteme geldik. Biz ne yazık ki politikacılarımız şu kadar ziraat fakültesi açtık veya şu kadar fakülte açtık, şu kadar öğrenci mezun ediyoruz diye övünüyoruz. Halbuki nitelikli ne kadar yetiştiriyoruz, bunun sorgulamamız gerekiyor. Ve bir şey daha, biz ebeveynler de biraz aslında bunu körüklüyoruz. Bizde de suç var, biraz da iğneyi de kendimize batıralım. Çünkü hepimiz çocuklarımızın fakülte mezunu olmasını istiyoruz. Evet. Burada aslında bunun siyasetçiler de bu beklenti içinde olduğu için fazla sayıda fakülte açıyorlar. 4 yıl daha çocukların geleceğin kaygılarını öteliyoruz. Ondan sonra da 4 yıl daha işsizliği ötelemiş oluyoruz. Halbuki daha belki anaokulundan, ilkokulundan başlayarak eğitim yönlendirmeleri yapsak, aynı Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çocuğun mutlu olacağı, çocuğun doğru bir şekilde yapacağı meslekleri onları yönlendirsek ve ülkenin ihtiyacına göre, meslek gruplarına göre gerçekten donanımlı fakültelerde ya da sanat okullarında farklı işte ne bileyim işte ustası, işte sıvacısı, boyacısı neyse oraya yönlendirsek, halbuki bakın hepimiz dert yanarız değil mi? Evimizde bir musluğumuz arızalandığı zaman tamirci bulamıyoruz. Evet. Ya da boyacı, boya yaptıracak iyi bir usta, bir boyacı bulamıyoruz. Ve bulduğumuz zaman da dünyanın parasını veriyoruz. Halbuki o ustalar inanın benim mühendisimden daha çok kazanıyorlar. Biz nedense anne babalar hepimiz çocuğumuz 4 yıllık okul mezunu olsun, mühendis olsun, mimar olsun, işte doktor olsun, avukat olsun diye onları zoraki baskılıyoruz. Aslında bizler de çocuklar mutlu olacağı, gerçekten kaygısız bir şekilde iş yapacağı ve para kazanacağı mesleklere, her meslek kendi içinde itibarlıdır. Bunu böyle artık kavramamız gerekiyor ve çocuklarımızı da bu şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Biz bir anne baba olarak da ben bunu herkese tavsiye etmek istiyorum. Kesinlikle başkanım. Fakat şöyle bir şey var. Ziraat fakülteleri biraz daha diğer fakültelerden ayrı. Şimdi ziraat fakültelerini seçen öğrenciler genelde bu ziraatın içinde, tarımın içinde, üretimin içinde olan insanlar oluyor genelde. Çünkü ben de bir ziraat fakültesi öğrencisiyim, arkadaşlarımdan biliyorum. Tarıma yabancı birisi genellikle ziraat fakültesini seçmez. Daha farklı alanlarda kendini geliştirmeye çalışır. Bu kapsamda sizler aslında nitelikli öğrencilersiniz. Ziraat fakültelerinden çıktığında az önce başkanımın da bahsettiği gibi tarıma değer katacak kişiler sizlersiniz. Bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Şimdi fakültede şu anda 2. sınıf öğrencisiniz. Önünüzde uzun bir yol var. Kafanızdaki soru işareti var mıdır bu yolla ilgili? Evet. Merve Hanım, sizden alalım. Buyurun. Evet, fazlasıyla var. Çünkü yani 2 yıl sonrasını artık kestiremiyoruz. Yani çünkü benim okula geldiğimde şu anki tarım ilahindeyim. Değişiyor, sürekli değişiyor. Sürekli yeni bir kanun çıkıyor. Bilmiyorum, fazlasıyla değişiyor ve hep de bir karamsarlığa gidiyor. Aslında bir adım ileri gitmemiz gerekirken, yani yurt dışına baktığımız zaman, Avrupa'ya baktığımız zaman bir ileriye gidiyor. Sürekli her yıl, her gün ileriye giderken bizim ülkemiz her gün geriye gidiyor. Yani ben anlamıyorum bu olayın neden böyle olduğunu. O yüzden hep bir şüphe, hep bir acaba... Kafada sürekli bir soru işareti evet, var. Ben artık şey miyim, bu sene mesela seçmese miydim hani? Çünkü evet kendim bu işi yapıyorum, yapabilirim. Ailemin de bu işi yaptığını biliyorum. Ama bitebilir. Yani bitmemesi gerekiyor. Nüfus artıyor. Bizim bunlara ihtiyacımız var aslında. Ama bitebilir. Ülkemizi gerçekten bitebilir. Evet, maalesef ki böyle. Tuğçe Hanım, evet. Sizlerin düşünceleri nedir bu konuyla ilgili? Yani ben kendimi geliştirdiğim sürece devam ettirebileceğime inanmak istiyorum. Öyle şekilde devam ediyor. İnanmak istiyorum. Aynen öyle. Yani bir kendimi... umut, bir evet, umut. Evet. Yani bakın Ali Bey, işte genelde biz çocuklara şunu söylüyoruz. Okuldaki eğitim size yeterli olmayacak. Evet. Mutlaka kendinize artı değer katacak şeyler yapmanız lazım. Çünkü bu havuzda herkes sonuçta bir ziraat mezunu olarak giren mezun oluyor. Ve bu mezun olanlar da işte bir iş başvurusu yaptığı zaman hepsi ziraat mühendisi diplomasıyla mezun oluyor. Evet. Evet. Şunu arkadaşlarımız sorgulayacak, gençlerimize buradan seslenmek istiyorum. Şunu sorgulayın, 100 kişi başvurdu, 2 kişi alınacak. Beni o 2 kişiye içinde olmamı gerektirecek artı değerim nedir? Bunu eğer sorgularsak ve bu artı değeri kendimize katarsak, bu dil olabilir,
farklı bir yön olabilir, işte sanat olabilir, işte diksiyon olabilir, işte genel yetenek olabilir. Yani kendinizi sadece bir meslek diploma sahibi olarak değil, aynı zamanda size artı değer katacak farklı uğraş alanları, farklı portföyünüze şeyler katarak diğerlerinin önüne geçme şansınız var. İşte biz bunları çocuklarımıza anlatmaya çalışıyoruz. O anlamda da eğer bunları kendilerine bu 4 yıllık süreç içerisinde katarlarsa diğer arkadaşlarının bir adım iki adımın önüne geçme şansları var. O yüzden de mutlaka kendilerine arta değer katacak, diğerlerinden farkındalık yaratacak. Daha işin başındayken bunu yapmaları gerekiyor. Sonradan ya eyvah ya iş işten geçmiş, zaman kalmamış dememeler için biz gençlerimize hep bunu öğütüyoruz. Hemen antiparantez burada şunu, iki tane bitki koruma bölümü öğrencimiz var. Ama ne yazık ki bu arkadaşlarımız bakın 4 yıl boyunca bitki korumayla ilgili her türlü eğitim alıyorlar. Her türlü ders alıyor. Ve bu çocuklarımız mezun olduklarında ilaç bayisi açmak için sınava girmek zorundalar. Bu acı. Ya hiç olmazsa bitki koruma bölümü mezunu öğrencilerimizin bu mesleği yapmak için sınava girme zorunluluğu olmaması gerekiyor. Bunun eğitimini alıyorlar bunun zaten. Zaten 4 yıl boyunca bunun eğitimini alıyorlar. Hadi bir zootekni bölümüne sınav yapın. Veya bir başka bölüme bu eğitimi almayan bir başka bölüme işte ekonomi bölümüne bunu yapın. Gıda bölümüne bunu yapın. Ama bitki koruma bölümüne 4 yıl boyunca bu eğitimi almış bu arkadaşlarımıza haksızlık ediliyor. Bunları bundan sınavdan ayrı tutun. Eğer bunlar bu mesleği yapmak istiyorlarsa buna bu hakkı verin. Bir de bir başka en daha da vahimi ne yazık ki ilaç bayisi açmak eczacılar bile açabiliyor artık. Evet. Veterinerler açabiliyor. İşte kimyagerler açabiliyor. En sonunda orman endüstri mühendislerine kadar açma yetkisi verildi. Ve sınava girme yetkisi verildi. Ya ziraat mühendisi aynı zamanda çiftçinin danışmanlığını yapar. Bu bitkilere hangi ilacın, hangi dozda, ne zaman verileceğini bilen kesimdir. Siz bunları farklı meslek gruplarına açarsanız bu aynı zamanda çiftçiye de yazık edersiniz. Çiftçiyi de yanlış yönlendirmeler sebep olur. O zaman da biz de gidelim eczane açalım. Ya bu ne kadar etiktir? Nasıl bir yaklaşımdır ki böyle de bir şey var? Bunların bir an önce düzeltilmesi gerekiyor. Herkes, her meslek grubu kendi mesleğiyle ilgili alanda söz sahibidir. Biz kimsenin meslek grubuna nasıl ki müdahale etmiyoruz, bunu etik olarak doğru bulmuyorsak, diğer meslek gruplarına da bizim meslek alanlarımızı müdahale etmemelerini rica ediyoruz. Bu kesinlikle. Şekilde şeylerin de, yönetenlerin de bu şekilde kararlar alması, yönetmelikleri ona göre düzenlemeleri gerektiğini. Çok doğru söylediniz başkanım. Yani dediğiniz gibi ben bunun eğitimi 4 sene boyunca alıyorum. Fakat işte sizin de bahsettiğiniz gibi diğer meslek grupları benimle aynı sınavı girip aynı şartlarla birlikte bayi açabiliyor. Sizler nasıl ziraat mühendisinden mezun olduktan sonra bir eczar reçetesi yazamıyorsanız aslında onların da bu işi yapmaması gerekiyor. Kesinlikle. Bunun eğitimini alan sizlersiniz. Evet. Bu konuda da aslında sesimizi çıkartmamız gerekiyor. Biraz bu ziraat mühendislerinin değerini anlatmamız gerekiyor. Bunlar da aslında gençlerimizin, sizlerin görevi. Böyle güzel örgütlerle birlikte bu ziraat mühendisinin önemini, değerini, yani tarım olmadan gıdanın olmayacağını bilmemiz gerekiyor. Önümüzde sürekli konuştuğumuz sorunlar var. Gıda krizi, kapıda diyoruz sürekli. Belki o kapının eşiğini de geçti gıda krizi. İşte iklim dengesinin bozulması, ekolojik dengenin bozulması, işte tarımı daha çok zorlaştırdı artık dönemimizde. Yani bu kapsamda da ziraat mühendislerinin önemi her geçen gün aslında değerinin de artması gerekiyor. Öneminin de her geçen gün artması pandemiyle gerekiyor. Pandemiyle zaten yaşadık bunu. Pandemi girdi devreye ve bu pandemiyle beraber insanlar İlk marketlere üşüştü. Gidip de telefon alayım diye uğraşmadı. Evet. Ama herkes marketten stok yapmaya çalıştı. Çünkü gıda, önce biz gıdayı tüketemezsek ayakta kalamayız, yaşayamayız. Birincil önceliğimiz gıdadır. Sağlıklı gıdaya erişebilmek sorununu çözmemiz lazım. Yani paramız var, ithal ederiz. İşte pandemide ithal edemediniz. Ne yaptık?
Ukrayna'dan Ayçek yağ gemilerinin gözler haline geldi. Gelmesini bekledik. İşte bu hale gelmememiz için işte ziraat mühendislerinin mutlak surette sahaya girerek, bakın iklim krizi kapıda, işte bu yıl yine ciddi bir iklim krizi yaşadık. Bugün Trakya'da ayçiçek hasadı bile yapılamadı bazı bölgelerde. Evet. İşte bu yıl Bursa'da zeytindeki verim düşüklüklerini görüyoruz. Yani diğer ürünlerde yine ciddi anlamda verim düşüklükleri, kalite kayıpları yaşandı. Bizim de işte bu genç arkadaşlarımızın Ar-Ge'leriyle, araştırmalarıyla yeni teknikler, yeni çeşitler geliştirerek ve daha az su tüketen, iklim krizine daha dayanıklı çeşitler, türler geliştirerek insanlığın sürdürülebilir halde olmasını sağlayacaklar. Onun için de bizim mutlak surette ziraat mühendislerine dünyanın ihtiyacı var, ülkemizin ihtiyacı var ve onlara gereken değerin de verilmesi yanlısıyım. Bakın 8 bin tane öğrenci alıyorsunuz ama 2024 yılında 980 tane sadece ilan açacaksınız. Ne zaman açacağınız da belli değil. Sadece bir ön duyuru yaptınız. Düşünün geri kalan 7 bin ne diyorsunuz ki? Başının çaresine bak. Bir kısmı özel sektörde iş bulacak ama büyük kısmı da ne yazık ki ya gidecek tezgahtarlık yapacak ya da işsizlikten evde bunalıma girecek. Bunlara gençlerimize yapmaya hakkımız yok. Bu gençlerimizi eğer biz eğitiyorsak, bu eğitimi veriyorsak, aynı zamanda bakın bu çocukların umutlarına yazık, bu çocukların emeklerine yazık ve ailelerinin beklentileri, umutları, bu çocukların 4 yıl sonra ziraat mühendisi olarak gelecek, ben onlardan işte şöyle faydalanacağım diye yollarını gözlerken, ekonomik olarak zor durumdayken, bütün ellerindeki, avuçlarındakini harcayarak bu çocukları eğiterek verdikleri mücadeleye yazık ve en sonunda bu ülke bu çocukları okutmak için para harcıyor. Okul yapıyor, eğitim kadrosu yapıyor, altyapı yapıyor vesaire ve ülkenin de ekonomisine yazık. Eğer ihtiyacımız yoksa ihtiyacımızdan fazla bu insanları eğiterek, ünvan vererek bu iş çözülmüyor maalesef. Başkanım şu an ülkemizde peki böyle bir durum var mı? Kesin, yani maalesef yani şu anki gelinen noktada görünen tablo bu ve ben tekrar iddia ediyorum. Eğer doğru tarım politikaları uygulanırsa ziraat mühendisi açığı doğar. Ziraat mühendisi açığı doğar. Ne yazık ki şu anki tarım politikaları nedeniyle meslektaşlarımızı işsiz gezmek zorunda kalıyorlar. Doğru, az önce bir örnek verdim. O örnekle bile bakın 100 bin tane ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veterinere iş imkanı. Bizim zaten toplasak bu 3 meslek grubunu o kadar işsiz ziraat mühendisi, veteriner ve gıda mühendisi yok. Dolayısıyla da sadece bir yasa değişikliğiyle bunu yapmak mümkün. Ve bu aynı zamanda tüketicinin de sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişmesini sağlayacak. Sadece bizim meslektaşların iş imkanı değil. Esas bizim sağlıklı, güvenilir gıdaya eriştiğimize inancımız artacak. O bilecek ki bunun üretildiği noktada ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veterinerin denetimiyle bunlar yapılıyor ve güvenerek alacak ürünlerini. Böylece biz tüketicimize de değer verdiğimizi, saygı gösterdiğimizi ortaya koyacağız. Kesinlikle. Başkanım ben biraz daha genç ziraat mühendislerine dönelim istiyorum. Şimdi ziraat mühendislerinin sorunlarından bahsettik. İşte sizler politikalardan bahsettiniz. Değişen politikalar kafamızda sürekli yeni soru işaretleri doğuruyor dediniz. Bu kapsamda biraz da sizlerden çözüm. Sizlerin çözümü nedir? Çünkü genç ziraat mühendislerisiniz ve sizlerin o uzun yolunuzda aslında çözüm yolları da çok önemli. Sizler kendinizce çözüm yolları arayışına girdiğinizde şunu yaparsak şu gibi etkiler doğurur veyahut bu sorunun çözümü aslında budur dediğiniz bir nokta var mıdır? Tuğçe Hanım sizden başlayalım. Bence herkes kendi uzman olduğu konuda ilerlemeli. Herkese de o şekilde yönlendirilmeler verilmeli. Dediğimiz gibi bayilik sınavına bir eczacının girebiliyor olması bizim de eczacılık sınavına girmememiz kadar saçma oluyor. Bunun yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Zooteknikse zooteknik üstünde ilerlemesi lazım. Bitki koruma, sarlaysa tarla. O şekilde önümüzün açılacağı politikaların izlenmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Daha çok kısıtlayıcı değil de geniş, iş kapsamı açık, imkanların gençlere sunulması gerekiyor.
Kesinlikle. Merve Hanım, sizlerin düşünceleri nedir bu konuda? Benim düşüncem, tarım alanından önce imar açılmaması gerekiyor. İmar affı verilmemesi gerekiyor. Bir baylık sınavına, bir gerçekten zooteknisinin de girmemesi gerekiyor. Nasıl bir kimyacının, eczacının girmiyorsa onlar da girmemeli bence. Çünkü bitki koruma alanında bir de kitabı ezberleyip sınava girmek çok zor bir şey değil. Yani iki ayını ayırıp herkes öğrenir, siz de öğrenirsiniz. Başka bir meslek dalı da öğrenir, herkes öğrenir. Bu bize bir dezavantaj. Özellikle hani her yer bayi doldu şu an. Bütün bir mahalle 3 tane bayi var. Özellikle ben küçük bir alandan geliyorum. Küçük bir yer 3-4 tane bayi var. O kadar çiftçi yok ama orada. Çok gereksiz. Söyleyecek başka ne olabilir? Politikaların evet, sürekli değiştiğinden bahsettiniz. Peki doğru bir politikayı ne zaman yakalayabiliriz? Yahut şu anki politikalar sizce yeterli mi? Bence değil, yeterli değil. Şu an Fevzi Hocam'ın da söylediği gibi çoğu şey eksik ve bizi dezavantaj. Yani bazı yerlerde ziraat mühendisi çalışması gereken çalışmıyor. Gıdacı çalışması gereken çalışmıyor. Ya bunlar eksik, bunların değiştirilmesi gerekiyor. Özellikle evet, üretime bu kadar ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde. Ali Bey, bakın her dünyadaki her ülke tarımını destekler. Tarım öyle büyük gelir elde edilen bir meslek grubu değil. Mutlak surette her ülkenin tarıma destekleyerek ilerlemesi gerekiyor. Bunun için de bizim de politikalarımızı doğru kurgulayıp tarımı destekleyen ama doğru destekleyen, gerçekten ve o verdiğiniz desteklerin SWOT analizlerini yaparak gerçekten beklediğiniz katkıyı alıp almadığınızı da ortaya koyarak destekleme modellerinizi güncellemeniz gerekiyor. Bak işte hep konuşuyoruz, işte Tarım Kanunu'nun 21. maddesi meşhur. İşte ne diyor? Gayri safi milli hasılanın %1'inden az olamaz. Peki gelinen noktada ne? Binde 5, binde 6, binde 3'lere kadar zaman zaman düşen bir destekleme. Siz yasayla koyduğunuz desteği bile vermiyorsunuz. Sonra da çiftçi neden tarımı terk ediyor diye konuşuyoruz burada. Genç nüfus kalmadı köylerde diye konuşuyoruz. Siz kazanamayan çiftçiye kazanabileceğini garanti edecek modelleri oluşturmazsanız, köydeki yaşam koşullarını, sosyal imkanları, donatıları, işte sağlık koşullarını, sosyal güvenlik imkanlarını arttırmazsanız o çiftçiyi tarım içinde zor tutarsınız. Bizim genç nüfusu oralarda tutabilmemiz için işte bu altyapılarımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Hiçbir meslek grubu yoktur ki benden sonra mesleğini devam ettirme çocuğum. Sen git başını kurtar ama ne yazık ki çiftçi bunu diyor çocuğuna. Bunu geçen gün artan bir işte yaşam tanımımızda mevcut. Maalesef ve bu sorun eğer böyle devam ederse inanın bir nesil sonra, çok uzak değil, bir nesil sonra tarım yapacak nüfus bulamayacağız. Ve kötü olan ne biliyor musunuz Ali Bey? Gençler bekliyorlar dedeleri, ataları, babaları, anaları ölsün de tarlaları satalım diye. Bu hale getirmişiz biz çiftçilik mesleğini. Tekrar ayağa kaldırmamız için mutlak surette çiftçiye Atatürk'ün verdiği o itibar, o değeri tekrar vermemiz gerekiyor. Onları baş tacı yapmamız gerekiyor. Çünkü onlar üretmezse biz aç kalırız. Ve onlar üretmezse kente göçerler. Kentin de sorunları artar. Altyapı, ulaşım, eğitim, konut sorunları kentin de sorunu. Onun için kentin sorununu çözmek istiyorsak önce köylüyü köyde tutacak politikaları oluşturmamız gerekiyor. Ve işte biliyorsunuz yeni işte Eylül ayında, Eylül'ün 14'ünde, 15'inde bir iki tane yönetmelik yayınlandı. Birisi sözleşmeli üretim yönetmeliği, öbürü de planlı üretime geçeceğiz. Orada da evet, planlı üretim şart. Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda üretim şart. Ama o üretim planlayacakmak için de önce gerekli olan bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor. Sizin ne kadar tarım araziniz var? Nerede hangi ürün yetiştirilebilir? Toprak yapımız nedir? Sulama imkanlarımız nedir? Bunların envanterin önce çıkartılması lazım. Ama biz daha bu yönetmeliği çıkardık. Sözleşmeyi 2023 yılında TÜİK'le beraber Tarım Bakanlığı yeni yaptı. Tarım sayımını yeni yapacak. Ne yazık ki 20 yıldan beri tarım sayımı yapılmıyordu. Evet, maalesef. Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi asıl değeri üreticiye vermemiz gerekiyor. Yine Gazi Mustafa Kemal'in bir sözü geldi aklıma. Bu ülkenin gerçek sahibi, gerçek üreticisi olan çiftçidir.
diye. Şimdi vaktimizin de artık yavaş yavaş sonuna geldik. Bir söz daha, saban kılıcı her zaman üstündür. Evet, yani bunu da unutmamamız gerekiyor aslında. Vaktimizin de artık sonuna geldik. Yani 45 dakika nasıl geçer diyordunuz. Çabuk geçiyormuş. Şu an sonuna geldik. Sizlerin son sözlerinizi merak ediyorum efendim. Son sözleriniz nedir değerli başkanım? Buyurun. Ben öncelikle ziraat mühendisliği mesleğini seçen meslektaşlarımıza mesleğini sevsinler. Biz doğayla iç içeyiz. Gerçekten birçok meslek grubuna göre şanslıyız. Doğayla barışığız. Doğayla iç içeyiz. Gerçekten avantajlı bir meslek grubuyuz. Canımız sıkıldığı zaman hadi ben işte bir araziye gideceğim, temiz hava alacağım deme şansımız var. Ama başka meslek gruplarının dört duvara boyunca, ömürleri dört duvar arasında geçiyor. Onlar daha çok kazanıyor, biz az kazanıyoruz değil. Mutlu bir mesleği yapmaktır önemli olan. Kesinlikle. Önemli olan para, önceliğimiz o olmalı. Sevdiğimiz mutlu mesleği yaparsak başarı da gelir kendinden. O yüzden de umutsuzluğa yer yok. Umudumuz hep var olacak ve örgütümüzü ne kadar güçlendirirsek sesimiz yukarıya daha çok gür duyulur ve sorunlarımızı daha anlaşılır hale getirir ve onlar da, yönetenler de bu sorunlara çözüm üretmek zorunda kalırlar. O yüzden de örgütüne sahip çıkan bir genç nesil istiyoruz. Onlar sahip çıkarsa biz de bu mesleği daha çok yukarıya taşırız hep birlikte diye düşünüyorum. Evet, kesinlikle. Tuğçe Hanım, sizlerin son sözlerini alabilir miyiz? Çağırdığınız için tekrardan teşekkür etmek istiyorum ben. Ve son olarak da bu mesleği devam ettiren çiftçilerimize ve ziraat mühendislerimize tekrardan demek istiyorum ki ziraat mühendisleri gününüz kutlu olsun. Lütfen mesleğinizden vazgeçmeyin ve devam ettirin. Bu ülkenin geleceği biziz ve biz devam ettirmemiz gerekiyor. Herkesin tekrardan mühendisler günü kutlu olsun diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Merve Hanım. Ben günümüzü kutluyorum. Biz de burada çağırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Çok onurlandık. Bu mesleğin devam etmesi gerekiyor. Çiftçiliğin devam etmesi gerekiyor. Pes etmememiz gerekiyor özellikle. Pes de etmeyeceğiz. Biz buradayız genç ZM olarak. Büyüyerek de devam edeceğiz. Günümüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bir mesajımız var. Ziraat Yüksek Mühendisi Abdullah Akkaş'tan. Onu da okumak istiyorum. İki genç meslektaş adayımı orada görmek bizleri çok mutlu etti. Bütün ümidim gençliktir diyen Ulu Önder'in neden gençlere Cumhuriyet'e emanet ettiğini bugün yine görmüş olduk. Ben de öğrencilik zamanımda ZMO genç üyesi olarak çok değerli bilgiler kendime katma fırsatı bulmuş biri olarak tarımsal üretimin 178. yılı ve Ziraat Mühendisleri günümüzü kutlarım demiş. Buradan da Abdullah Bey'e selamlarımızı iletelim. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Çok değerli, çok önemli konulara değindik bugün. Bu özel günü özel konuklarla birlikte geçirdik. Sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet değerli izleyiciler, Bir Köylü Soruyor programının daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyelim. Köy TV'de kalın, köyde kalın, hoşça kalın efendim.